Osmaniye Belediye Başkanı olsanız yapacağınız ilk üç icraat ne olurdu? İlk yapacağım şey çevre düzenlemesi olurdu. Karaçay gibi, yürüyüş yolu gibi bu alanlara daha güzel, daha yaratıcı, daha insanların kullanışı olabileceği bir yer yaratırdım. Evet. Birçok şey eksik Osmaniye'de çevre düzenlemesi olarak, yani bu başta bir düzen yok. Osmaniye Belediye Başkanı olsanız yapacağınız ilk üç icraat ne olurdu? Ne olurdu? İlk önce yollar ayama yapmazdım. Pantolondan yollara geçtik, onu yapmazdım. İkinci olarak tekerbayları sabaha kadar açık yapardım. Üçüncü olarak da tekerbaylarda öğrenci indirimi yaptırdım. Teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Rica ederim. Sağ ol. Osmaniye Belediye Başkanı olsanız yapacağınız ilk üç icraat ne olurdu? Osmaniye Belediye Başkanı olsaydım yapacağım ilk iş, şehrimizin güzel bir parka ihtiyacı var. Örneğin şu beton yığını olan Masal Park mı? Masal bir şey diyorlar ona da dilim dönmüyor. Orayı çok güzel bir milli park. İçinde kafeler, herkes ailesine, çocuklarına hoşça vakit geçirecek güzel bir yerdi. Ama beton yığınına çevirdiler. O bence büyük bir yanlış. Efendim Osmaniye'nin temizliği hakkında biraz çok yeri olduğunu görüyorum. Hizmette daha güzel olması lazım. İnşallah olur. Yollarda, kaldırımlarda yürüyemez hale geldik. Bütün esnaflar tam kaldırımı işgal etmiş vaziyette. Buna bir çözüm bulacaklardı. Seviniyorduk ama öyle lafta kaldı. Bunlar bir an önce yapılması olan şeyler. Evet. Ondan sonra Osmaniye'de bir misafirin gelse alıp götürecek bir mesire alanı, şöyle çok güzel bir mesire alanı olması lazım bence. Osmaniye'mizin konu itibariyle ne bileyim doğa güzelliği, her şeyi müsait. Bunlar güzel şeyler. En ufak bir şey söyleyeyim. Zorgun yaylamız var. Her ile nasip olmayan bir yaylamız. Buraya güzel bir teleferik, güzel bir hizmet. Bu teleferik olan yerlerde güzel oturacak yerler. Yani çok şeyler var, söylenecek çok şeyler var. İnşallah gündeme gelir, yapılır. Bir de şu sorun var. Mümkünse, bu çok önemli bu dediğim konu, daha önce muhtarken de gündeme getirmiştim. Apartmanlara ruhsat veriliyor. Bu ruhsatlar verilirken çok düşünmek lazım. Çok düşünmek lazım, çok hesap kitap etmek lazım. Nasıl yapmak lazım? Yangın merdiveni mi? Asla yok. Araç park yerleri mi? Asla yok. Bunlar çok önemli şeyler. Ruhsat verirken bunları teftiş edecekler. Ekip gidecek, bakacak, kontrol edecek. Araç park yeri yok. Adam 10 katlı apartman yapmış. Bunlar yanlış şeyler. Kaldırımlardan yürüyemez olduk. Daha çok şeyler var, söylenecek, konuşacak. Örneğin ben rahatsız olduğum halde bir de şu var, yani biz burada sürekli her şeyi devletten, belediyeden beklemememiz lazım. Ben kendi evimin havlusunu, yol kısmını boydan boya otlarını, çöplerini, hatta topraklarını kendi elimle kazıdım. Cüruflarını doldurdum. Sağ olsun belediyemiz geldi, sabah erken aldı. Ney? Herkes evinin önünü temiz tutsun. Her şeyi devletten, millet, yani belediyeden beklemeyek. Yani biraz da yani kendimizi yargılamamız lazım. Herkes kendi evinin önünü, kendi iş yerini temiz tutarsa daha güzel olur. Belediyemiz de rahat eder. O duruma bakar, daha güzel icraatlar yapar. Ben bugün bir Tarsus'a gittim.
Yeni yakınlarda Tarsus'taydım. Tarsus'ta efendim öyle güzel bir şehir, öyle planlı, projeli bir şehir olamaz. Elinde sigara vardı. Yeminle söylüyorum, o sigara izmaritini yere atmaya utandım. Bir kipli çöpü veya bir kürdan göremezsin yerlerde. Tertemiz bir sokakları var. Baktığın zaman öbür tarafı görünüyor. Ne kadar güzel bir plan proje yapılmış. Burada kardeşim yolun içine adam binayı dikmiş. Altına iş yeri açmış. İş yeri kaldırımı işgal etmiş. Neredeyse yola girecek. Yani biz vatandaş olarak kendi kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe yani bu işlerin, bu Osmaniye'mizin ilerlemesini hiç yani tahmin edemiyorum. Yani bunu söylerken ben belediyeyi suçlamış değil. Yani belediye ne yapsın? Herkes kendi işini yapıyor. Ama biz toplum olarak kendi kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe yani bu Osmaniye bir 50 yıl daha geriye gider. Burada da yani bütün Osmaniye halkından rica ediyorum. Duyarlı olsunlar. Herkes iş yerini, önünü, evinin önünü temiz tutsun. Ben muhtarken belediyeye dedim. Konteyner istedim, gönderdiler. Halı duvarlarını badana yapın dedim. Geldiler, yaptılar. Belediye daha ne yapsın? Ama ne? Biraz daha sıkı tutmak lazım. Yani şu kaldırımlar işgal edilmiş. Biraz da belediyeden bunu bekliyoruz. Benim söyleyecek şeylerim çok. Ama vakit yok. Bugünlük bu kadar. İnşallah başka zaman görüştüğümüzde evet. Yine Osmaniye'mizin geleceği hakkında daha güzel şeyler olabilir inşallah. Sayın Muhtarım çok teşekkür ediyoruz bize vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Osmaniye Belediye Başkanı olsanız yapacağınız ilk üç icraat ne olurdu? İlk başta bu yollar, mesela asfalt yeniden dökülüyor. Ama sonrasında doğalgaz çalışmaları ve benzeri şeyler oluyor. Yollar çok bozuk. Bir de özellikle çarşılarda ikili parktan dolayı park yeri bulamama sorunları çok fazla oluyor. Öyle şeylerden dolayı başka aklıma bir şey gelmiyor ama bunlar olsa daha iyi olur. Bunlara daha çok dikkat edilse. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Osmaniye Belediye Başkanı olsanız yapacağınız ilk üç icraat ne olurdu? Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Birincisi Zorkun'a teleferik hattı olmasını isterdim. Evet. Yani sıralama herkes için değişir ama ikincisi aklımda otopark sorunu var. Otoparkla ilgili bir daha kapsamlı bir çalışma yapmasını isterdim başkanımızın. Evet. Ondan başka da altyapıyla ilgili bir defa denk geldi. Hani bilmiyorum belki altyapı sorunu ne kadar hani ne düzeyde olduğunu bilmiyorum ama bir defa su basmıştı alt geçidi. Hani evet. Öyle durumlarla alakalı çalışmaları yapabilirler yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.